Bursa, dünün, bugünün, yarının şehri. Burası Bursa, bugünü oluşturan nice uygarlığa konak olmuş, onların izleriyle yaşam bulmuş soylu bir geçmişin bekçisi. Benzersiz doğasıyla kucaklamış, yeşiliyle sarmış onları. Tüketmiş ama yitirmemiş, yeniden, yeniden var etmiş verimli topraklarında. Hayatı masal, şehri kumaş etmiş, nakşetmiş tarihe. Cumhuriyet dönemi mimarisinin en özgün örneklerinden biri olan eski adliye binası artık Bursa Kent Müzesi. Bursa tarihine mal olmuş bu önemli yapı, şimdi dünü, bugünü ve yarınıyla başka bir biçimde kucaklıyor Bursa'yı. Siz de Bursa ile yeniden tanışmak, Bursa ile buluşmak isterseniz, Bursa Kent Müzesi'nde Bursa'yı Bursa yapan tüm değerleri bir arada sunan sergiler, canlandırmalar, interaktif sistemler rehberliğinde zenginleştirilmiş bir kent gezisine çıkabilirsiniz. Bursa'ya hoş geldiniz. Keyifli seyirler. Geziniz boyunca 3 ayrı katta farklı temalardan oluşan galeriler sizi farklı boyutlara taşıyacak. Giriş katın ilk galerisi Uygarlıklar Kenti Bursa adıyla izlenimde. Bu galeride Bursa ve çevresinde oluşan ilk uygarlıkların izlerini sürüyor, ilk yerleşimlerin ve tabii ki Bursa kentinin nasıl kurulduğunu görüyor ve gelişim sürecini Osmanlı dönemi sonuna değin yaşanan önemli başlıklarla izleme olanağı buluyorsunuz. Titizlikle gözü yormayacak akıcı bir sistemle hazırlanmış panolar, içerdiği bilgilerle bağlantılı objeler ve deneyimli rehberler tarihe tanıklık etmenizi kolaylaştıracak. Yalnız gezmek ve tarihte su gibi akmak istiyorsanız size önerimiz müzenin verdiği kulaklıkları takmanız. Türkçe ve İngilizce olarak yayın yapabilen bu akıllı cihaz müzenin hangi katında, hangi bölümde durursanız orayı anlatacak size. Bu galerinin sürprizlerinden biri de dönemlerini içeren bilgi panoları eşliğinde Bursa'da hüküm sürmüş ilk 6 Osmanlı Sultanı, Osman Gazi, Orhan Gazi, Murat Hüdavendigâr, Yıldırım Bayezid ve Çelebi Mehmet ve 2. Murat'ın seramik heykelleri. Mimarilerin en ilahisi, yangınlar, afetler, bir zamanlar Bursa, Kurtuluş Savaşı ve Mudanya Mütarekesi alt başlıklar halinde bu galeride izleyebileceğiniz diğer temalar. Giriş katının ikinci galerisi Çağdaş Bursa adını taşıyor. Burada Cumhuriyet döneminde yeniden biçimlenen kentin günümüze kadar geçirdiği evreleri izleyebilirsiniz. Sırasıyla Yeni Bir Yüz, Yeni Bir Soluk, Atatürk ve Bursa, Bursa'yı yönetenler, Bursa'yı Bursa yapanlar, sayılarla Bursa, mimari yapı, Bursa'da kentleşme, Uludağ, büyük şehire adım adım, çağdaş Bursa, yeşil Bursa bu galeride izlenime sunulan alt başlıklar. Bu temaların yanı sıra yine bu galeride sunulan topografik maket sayesinde Bursa'nın surları, külliyeleri, hanları, hamamları, camileri gibi önemli eserler hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz. Ve müzenin üst katındayız. Bu katın tek galerisi kentin kültürel belleği başlığıyla izlenimde. Bu galeride yaşayan, yaşanan Bursa ile buluşuyorsunuz. Çünkü bu bölümde Bursa'ya damgasını vurmuş isimler, kentin unutulmuş ya da unutulmaya yüz tutmuş gelenek ve görenekleri, giyim kuşam adetleri, alışkanlıkları, yani yaşamı anlatılıyor. Bir kenti kent yapan da yaşama değil mi zaten? Bir yerde günümüzde bir avuç sanatçı tarafından yaşatılmaya çalışılan Türk görgü oyunu kahramanları Karagözle Hacivat tanıtılırken diğerinde Bursalı ünlülerden bir seçki. Divan şairi Lami Çelebi, ses sanatçıları Zeki Müren, Müzeyyen Sener, ressam İbrahim Balaban, Şefik Bursalı, karikatürist Cemal Nadir Güler, fotoğrafçı İhsan Celal Antel sesleri, eserleri, yaşamlarıyla kendileri için hazırlanmış özel köşelerinde ağırlıyor bizleri. Ayrıca hamamlardan kültürel mekanlara, sağlıktan spora, turizm olanaklarını ve küçük Babali diye bilinen Bursa basınına değin, yaşayan Bursa yeniden yaşanıyor bu galeride.
Üst katta bu galerinin yanı sıra araştırmacılar için Bursa ile ilgili hemen tüm mevcut belgelere ulaşabilecekleri bir merkez niteliği taşıyan kent belleği ile toplantı, sunum gibi etkinliklere ayrılmış 55 kişilik etkinlikler salonu bulunuyor. Bursa Kent Müzesi'nin her katında Bursa'nın ayrı bir yüzüyle karşılaşıyorsunuz. Tarihi boyunca üreten bir kent Bursa. Özellikle Osmanlı döneminde bu üretim dönemin koşulları doğrultusunda doruğa ulaşıyor. Hala da süre gitmekte üretim. Cumhuriyetle birlikte gelişimini sürdüren Bursa, ülke ekonomisine sağladığı değer bakımından İstanbul, Kocaeli ve İzmir'in ardından 4. sırada. Müzenin alt katı Bursa'nın işte bu özelliğine, üretimine, ekonomisini yansıtan dinamiklerine ayrılmış. Ekonomi deyince akla ilk gelen Bursa Çarşısı. Sanata dönüşen üretimleri, kendine özgü gelenekleriyle yeniden oluşturulan tarihi esnaf çarşısı Bodrum Kat'ın görsel sürprizi. Sizi bugünden alıp düne götürüyor. Burada özgün dekor ve canlandırmalarla Bursa'nın unutulmaya yüz tutmuş ticaret yaşamıyla tanışıyorsunuz. Arabacı, keçeci, semerci, bıçakçı, kalaycı, ipekçi, havlucu, şekerci, nalbant, marangoz, çinici, yemenici hepsini işlerinin başında, mesleğini icra ederken iş başında göreceksiniz. Hem zaten artık başka yerde görme olanağınız da pek kalmadı. O yüzden iyice bakın. Bursa'yı dünyaya tanınır kılan ipek, ipeğin öyküsü ve Bursa kumaşları bu katta küçük bir galeride izlenime sunulurken bir başka galeride öyküsel bir sunumla Kent Müzesi'nin oluşum sürecine tanık oluyorsunuz. Bursa'daki sivil toplum örgütleri de bu katın bir diğer temsilcisi. Peki Bursa Kent Müzesi yalnızca bu galerilerden, sunumlardan mı ibaret? Tabii ki hayır. Gezdiğinizde göreceksiniz. Her katta farklı sunumlara olanak sağlayacak biçimde düzenlenmiş koridorlar dönemsel sergilere ayrılıyor. Bu koridorlarda her 6 ayda bir değişen, müzenin içeriğine uygun temalarda özgün eserlerden oluşan farklı eserler sergileniyor. Giriş avlusunda bulunan amfiteyatro, dinleti, konser gibi etkinliklerin yapılmasına olanak sağlarken, özellikle yaz aylarında açık hava sergileri için de ideal bir mekan oluşturuyor. Bu kadar mı? Anlatmaya yeltenirseniz, evet. Ama yaşamak isterseniz, hayır. İşte o zaman gitmeniz, görmeniz, gezmeniz gerek. Çünkü ancak o zaman kelimelerin kifayetsiz kaldığını görürsünüz. Çünkü ancak o zaman bu kadar değilmiş dersiniz. Aslında bu müzede göreceğiniz her şey Bursa'nın dününü simgeliyor. Çünkü yaşadığımız her an yaşandığında dün oluyor. Yakınlarımızın yaşadığı, bizim yaşadığımız dünümüz. Aslında bu müzede göreceğiniz her şey unutulmaya yüz tutan tarihimizin unutulmamak için direnen tanıkları. Her biri bizi, nice yaşanmışlığı gizliyor ardında. Ve geleceğimiz, bizim geleceğimiz, çocuklarımızın geleceği. İşte bu müze aynı zamanda geleceğimizi de müjdeliyor bizlere. Çünkü köklü kültürel geçmişimizle dünün Bursa'sıyla yüzleştiriyor bizleri. Yarının Bursa'sını kurmak için.